Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Tunga. Bugün sizlerle SAT Writing kısmından ilk videosuyla beraberiz. Relative Clauses'lar kısmını işleyeceğiz. Buradan Relative Clauses'lara başlayalım. Şimdi ilk olarak bizim burada bir cümlemiz var. Diyor ki cümlede, "The tiger ate my aunt earlier today." Bu cümlede the tiger ögemiz var. Ate fiili var. My aunt var. Bir de zaman bildiren bir kısmımız var. Şimdi bu cümleyi birazcık zenginleştirelim. Ve diyelim ki bu tiger'ı belirtmek için. The tiger that was hungry ate my aunt earlier today. Buradaki that was hungry bu tiger'ı belirtmek için kullanıldı. Ve bizim tiger'a daha detay katmamızı sağladı. Burada gördüğünüz altı çizili kısma relative clause deniyor. Relative clause'lar who, whom, whose, which and that olarak kullanılıyor arkadaşlar. Bu kullandığımız kelimelerle onun öncesindeki söz grubuna veya kelimeye daha detay katmak istediğimizde bu kelimeleri, bu söz örneklerini kullanıyoruz. Ancak şöyle önemli bir nokta var. Relative clause'lar asla tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Ve de cümlenin anlamı için gerekli gibi gözükmelerine rağmen cümleden çıkartıldıklarında gramer açısından bir problem yaratmazlar. Mesela Tiger that was hungry ate my aunt earlier today dedik. Bu evet mantıklı bir cümle. Tiger de belirtiyor ama eğer biz burada relative clause'umuzu çıkartırsak The tiger ate my aunt earlier today. Gramer açısından hiç problem olmayan bir cümle yine de elimize geçmiş olur. Evet, burada bir cümlemiz daha var. Diyoruz ki şimdi burada After escaping, the tiger that was hungry ate my aunt. Who was nice and juicy earlier today? Burada bize eklenen after escaping ve who was nice and juicy ek bilgi sağlıyor. Bu kullandığım altı çizili kısımlara comma phrases deniyor. Neden? Çünkü bunlar virgülle cümleden ayrılmışlar ve ekstra anlam katıyorlar cümleye. Şöyle önemli bir noktayı belirtmem gerekirse, bu comma phrases'ler cümleden çıkartıldıklarında bir anlam bozukluğu elde etmiyoruz. Yani anlam bozukluğu elde edecek de gramer açısından hiçbir problem oluşmuyor. Çünkü bakalım, The tiger that was hungry ate my aunt earlier today. After escaping ve who was nice and juicy kısmını çıkardığımızda cümlede gramer açısından hiçbir problem olmuyor. Bunları mesela burada gördüğünüz who was nice and juicy kısmı aunt'u belirtiyor. Ve bu kısmı çıkardığımızda aunt'da herhangi bir anlam gramer açısından bir problem oluşmuyor. Burada who was nice and juicy bizim relative clause'umuz. Şurada göreceğiniz üzere. Ve burada after escaping kısmında who, whom, whose, which, that'le başlamadığı için buna comma phrase demiş oluyoruz. Yani virgülle cümleden ayrılan, kendinden önce ya da sonra gelen sözcüğü, kelimeyi niteleyen grup diyebiliriz. İki şekilde de relative clause olsun, comma phrase olsun. Bunlar cümleden çıkartıldıklarında cümleyi bozmazlar. Cümlede gramer açısından bir problem yaratmazlar. SAT'nin bir önemli noktası daha grammar kısmında, yani writing kısmında size çok uzun karmaşık cümleler verecek. Ve SAT'de kazanmanız istenilen skill'lerden biri de bu cümlelerde çok necessary olmayan kısımları çıkarmanız ve asıl cümlenin yapısına odaklanmanız isteniyor. Ve burada da asıl önemli olan bu uzun cümlede asıl önemli kısım Tiger ate my aunt earlier today kısmı. Şimdi genel olarak relative clause'lar ve de comma phrase'ler dediğim gibi cümleye ekstra anlam katıyorlar. Çıkartıldıklarında bir problem yok. SAT'de de çok uzun cümleler verildiğinde size bunları cümleden çıkartarak cümleye gelmesi gereken cümlenin yapısında doğru olan işlemleri yapmanız sağlanacak. Evet, burada şimdi bizim örneklerimiz var. Burada comma phrase'leri ve relative clause'ları cümleden üzerini çizmenizi istiyor. Bunları cümleden üzerini çizdiğimiz halde cümlemiz gramer açısından doğru bir cümle olacak. Anlam açısından kayma gelmiş gibi hissetmemize rağmen gramer açısından bir problem olmadığı için biz bu cümleleri doğru sayacağız. İlk örnekte, although it may be better mankind, some critics of animal testing, which is sometimes harmful to the animals claims it is cruel and inhumane. Diyor ki burada which is sometimes harmful to the animals
kısmı animal testing'i belirtiyor burada. Burada animal testing'i belirttiği için burayı çıkartsak da aslında bir işle başladığı için gramer açısından bir problem yok. Burada da although it may better mankind, burada da diyor ki ne var? Burada bir comma phrase'imiz var. Bunu çıkarttığımızda cümlede bir gramer açısından bir problem olmuyor. Şimdi buraya bakalım ne kaldı geriye. Seçim. Some critics of animal testing claim it is cruel and inhumane. Gördüğünüz üzere tamamen gramer açısından uygun bir cümle var elimizde. Şimdi buraya bakalım. After running in the Boston Marathon, Jack Kunis drank all the water that was left in his bottle and fell on his knees. Şimdi burada after running the Boston Marathon, Jack Kunis kısmını belirtiyor. Biz burayı cümleden çıkartabiliriz. Çünkü cümle için çok gerekli bir kısım değil. Çıkartırsak cümle bozulmaz. Bakıyoruz. Sonra Jack Kunis drank all the water that was left in his bottle. Şimdi burada that was left in his bottle kısmı water belirtiyor. İşte o yüzden bu kısmı çıkartabiliyoruz. Burası bir relative clause. Şimdi cümleyi geri kalanını okuyalım. Jack Kunis drank all the water and fell to his knees. Cümlemiz gayet gramer açısından doğru bir cümle olarak kaldı. Üçüncü örneğe bakalım. Lost ships and its treasure that had fallen to the bottom of the ocean were never found again. Lost ship and its treasure. Evet, bu kısım bizim için gerekli. Ama şurada gördüğümüz üzere that ile başlayan that had fallen to the bottom of the ocean. Bu kısım relative clause kısmı nereyi belirtiyor? The treasure belirtiyor. O yüzden bunu cümleden çıkartırsak genel açısından bir problemimiz olmaz. Lost ship and its treasure were never found again. Geri kalan cümle gayet anlamlı cümle. Dördüncü örneğimize bakalım. Frank, in addition to his cousins, suffers from a condition known as hypermnestic syndrome, which prevents one from ever forgetting anything. Şimdi bakalım, burada Frank var. In addition to his cousins diyor. Bu kısım Frank'i belirten bir kısım. Burası bir comma phrase. Bunu o yüzden cümleden çıkartabiliriz. Geri kalanı okuyalım. Frank suffers from a condition known as hypermnestic syndrome. Hypermnestic syndrome demiş. Şimdi which prevents one from ever forgetting anything. Şimdi burada hypermnestic syndrome'un ne olduğunu açıklamış. Bu bir relative clause çünkü which ile başlıyor. Bunu cümleden çıkartırsak cümle gayet de gramer açısından doğru olacak. Frank suffers from a condition known as hypermnestic syndrome. Evet, geri kalan kısmı okuduğumuzda anlamlı ve gramer açısından doğru bir cümle. Beşinci örneğimize bakalım. Starting at the age of 10, Mrs. Smith kept a daily diary, which allowed her to recall the happy memories in life. Burada starting at the age of 10, bu kısım Mrs. Smith'i belirtiyor. O yüzden bunu çıkartabiliriz. Bu common phrase. Mrs. Smith kept a daily diary. Bu kısımda which allowed her to recall the happy memories in her life kısmı da bizim için bir relative clause ve gereksiz. Cümlenin öz kısmı Mrs. Smith kept a daily diary. Bu kadar. Six. For years, the chairman remained anonymous, referred to only by initials, even with his inner circles. Bakıyoruz, the 4 years the chairman remained anonymous. Burada anonymous kısmını belirten bir comma phrase'imiz var. Peki, referred to only by initials, even with his inner circles. Bu kısmı da cümleden çıkartabiliriz. Çıkardığımızda geriye ne kalıyor bu comma phrase'i? 4 years the chairman remained anonymous. Cümlenin öz kısmı. 7'ye bakalım. Students whose grades are low will have to report to me the principal of the school. Students whose grades are low. Bunu çıkartabiliriz. Burası çünkü relative clause. Students'ı belirtiyor. Will have to report to me. Burada the principal of the school me'yi belirttiği için bunu çıkartabiliriz. Cümlede geriye ne kaldı? Students will have to report to me. Bu kadar. 8'e bakalım. Every detail about every day since 1976, ranging from the time she got up to what she ate, has forever ingrained itself into her mind. Bakalım buraya. Every detail about every day since 1976. Burada ranging from the time she got up to what she ate kısmı. Every detail about the every day since 1976 kısmını belirtiyor. Yani bu yüzden bu kısmı çıkartabiliriz. Burası bir common phrase. Geriye kalan cümleyi okuyalım. Every detail about every day since 1976
has forever ingrained itself into her mind. Tamamdır. 9'a bakalım. Ever since it allowed internet games, which were previously blocked, the library has been the place everybody wants to be nowadays. Şimdi buraya bakalım. Which were previously blocked. İnternet games'i burada belirtiyor. Kesinlikle buraya da kullandı. Direkt şunlardan çıkartabiliyoruz. The library has been the place everybody wants to be nowadays. Ever since it allowed internet games, burası da bir comma phrase. Bunu da çıkartabiliriz. Çünkü cümlenin anlamı için essential, cümle için essential değil. Bakıyoruz. The library has been the place everybody wants to be nowadays. Gayet grammar açısından doğru bir cümle. Ona bakalım. With such sadness occupying her thoughts. Bakalım burada direkt görüyoruz. Bu Erika'yı belirtiyor. O yüzden bunu çıkartabiliriz. Burası bir relative clause. Bu çıkartalım. Erika, a poor single mother of two. Yine burası da Erika'yı belirtiyor. Burayı da çıkartabiliriz. Non clause burası. O cümlenin anlamı için gerek değil. Erika struggles to sleep at night. Even when the babies themselves are fast asleep. Neymiş cümlenin o kısmı? Erika struggles to sleep at night. Bu kısımdan sonra even when the babies themselves are fast asleep. Burası da gereksiz bir kısım. Burası da common phrase. Bunu da çıkartalım. Dependent clause yani burası. Yani cümlenin öz kısmı nedir? Erika struggles to sleep at night. Tamamdır. 11'e bakalım. Farmers who want a good yield should use fertilizers that enrich the soil with nutrients. Farmers who want a good yield. Farmers'ı burada belirtiyor who want a good yield. Bu relative clause. O yüzden bunu çıkartabiliriz. Farmers should use fertilizers that enrich the soil with nutrients. Fertilizers'ı belirtiyor. Bu kısımda burası bir relative clause. Bunu da çıkarttığımızda cümlede ne kalıyor? Farmers should use fertilizers. 12'ye bakalım. Pain worked so hard with blood, sweat and tears. I. Bu kısım I için kullanılmış ve bunu çıkarttığımızda cümlede görme açısından bir problem olmaz. I long for the day I can finally say the SATs are over. Yani cümlenin devamı burası. 13'e bakalım. Culture shock in some cases can... Burada bir comma phrase var. Bunu çıkartabiliriz. Culture shock can be severe enough to trigger mental breakdowns. Gerisi cümlenin öz kısmı. 14. Master of martial arts requires a dedication that may do not have. That kısmı relative clause ile başlıyor. Bunu çıkartalım. Dedication'dan bahsediyor burada. Dedication that may not have. O yüzden bu kısmı çıkardığımızda öz kısmı ne kadar ödüyor? Master of martial arts requires a dedication. Aynen öyle. 15'e bakalım. Miss Daltrey, a 70-year-old married housewife, recently discharged from a local hospital after her first psychiatric admissions. Şimdi bu bütün bu alt çizdiğim kısım Mrs. Daltrey belirtiyor. O yüzden bu kısmı çıkartabiliriz. Burası bir common phrase. Çıkarttığımızda ne kaldı? Miss Daltrey came to our facility for a second opinion, one that she hoped would be different. Şimdi burada second opinion kısmını belirtmiş burası da. Burayı da çıkarttığımızda cümlenin ana kısmı ne oluyor? Miss Daltrey came to our facility for a second opinion. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Relative clauses kısmını öğrendik ve örneklerini yaptık. Umarım size faydalı olmuştur. Teşekkürler.